Ya açmayıp ne yapacağım şimdi? Çocuğa ayıp olacak. E tamam, çok istiyorsan aç. Ama yanımda olduğunu söyleme sakın. Tamam. Alo, efendim Burak. Gonca merhaba. Aslı'nın telefonu kapalı da yanındaysa verebilir misin? He tabii. Ne yapıyorsun Gonca ya? Ay ne yapayım, öyle bir anda yalan söyleyemedim. Efendim? Aslı, kapıdayım. İn aşağıya konuşalım. Hayır. Aslı, kapıdayım diyorum. Lütfen gelir misin? Ben de hayır diyorum. Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin? Gece gece kapıya dayanmayacaksın herhalde. Görürsün. Aslı, ne olur git konuş ya. Bak tüm mahalleye zaten rezil olduk. Abimin gözünde de hiç kredim kalmadı. Ne olur Aslı git konuş. Hadi hadi lütfen, daha fazla rezil olmayalım. Ben onun yalanlarını falan dinleyemem. Çok istiyorsan git konuş. Ya o Fazlı ya. Sen ayrı inat, o ayrı inat. Aranızda kalıyorum ben. Sinirliyim işte. Geçmiş olsun. Baban nasıl? İyi. Sağ ol. Gonca, Aslı nerede? Burak, görüşmek istemiyor. Zorlama işte, ne olursun. Nasıl zorlamayayım ya? Bu kadar basit mi? Hem beni delirteceğini bile bile Volkan'da kalıyor. Hem de hiçbir şey yapmamış gibi afra tafra. Ne oluyor? Amacı ne? Ben anlamıyorum ki. Biraz kendi yaptıklarına baksan bence anlarsın ama. Ne yapmışım ben? Bak Burak, şu anda hem Aslı'yı hem beni zor durumda bırakıyorsun. Abim her an gelebilir. Yeterince rezil olduk zaten mahalleye. Lütfen. Şu an ne yeri ne zamanı. Konuşmak istiyorsan yarın dükkana gel, orada konuşalım. Tamam mı? Tamam Gonca, tamam. İstediğiniz gibi olsun. Aslı ya, Burak mahvolmuş. Yani önce babası, sonra sen. Ben de böyle olsun istemiyorum Gonca. Ama sürekli alttan alan affeden hep ben oluyorum. Yeter artık. Vallahi gerçekten yeter Gonca. O kadar çok kırılıyorum ki. Kendi kalbimi tamir etmekten yoruldum. Aşk böyle bir şey mi ya? Aşk acı çekmek mi? Canım benim ya. Burak'la tanıştığımdan beri sürekli bir mücadele içindeyim. Öyle şeyler yaşadım ki kendimi, kendi değerlerimi unuttum. Haklısın canım benim, haklısın. Yanlış anlama ama yaşadığımız yere bak. Ev bile denemez. Bir göz oda. Olur mu öyle şey Aslı? Bak burası da senin evin. Ama öyle Gonca. Bir evimiz bile yok. Canım benim, bak ne yapalım? Biz böyle bir araya gelelim, size bir ev bulalım. Ya da ne bileyim, ben Erdem'den biraz borç para isteyeyim. Ne dersin? Olmaz Gonca. Ben bunu asla kabul etmem. Hem çocuk daha yeni pastane açıyor. Ya tam tersi, bizim ona destek olmamız gerek. Orası da öyle değil mi? Seni de üzdüm Gonca ya. Canım benim. Hiç olur mu öyle şey? Şapşal. Ben seni her zaman dinlerim. Çok teşekkür ederim. Aman yeter bu kadar dram ya. Hadi artık yatalım. Tamam, hadi sen git yat, ben şunları toplayıp geliyorum. Tamam. Yardım edeyim mi? Ay yok canım, iki tane şey alıveririm. Hadi. Gel ama. Tamam. Sitemim kendine, üstüne alınma. Pişmanları oynarım. Emsali olmadı çektiğim acının.
çektikçe seni yanarım. Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi, şimdi yalnız kalanım. Suç sandım belki de öyle çok sevmeyi, nasıl başa sararım. Çarelermiş, umutlarmış, hep yol varmış, yalan. Dualarmış, adaklarmış, hiçbiri tutmadı, gelmedin ama. Küstüm ben kendimle, affedemem asla gençliğinde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir oldu hep yılları. Bir şansın daha var, sil baştan deseler, ben akıllanmam, yine aynısını yaparım. Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlım. O da sadece 3 gün. Gerisine ne ben izin veririm ne de ailesi. Bunu o küçük beynine iyice yerleştir. Sitemim kendime, üstüne alınma. Pişmanları oynarım. Faydası olmadı içtiğim şarabı. Daha yanarım. Dostluklarmış, vefa varmış, soranım yok ki yalan. Ölüp kalsam duyan olmaz, İyice bitap düştüm vurduğu zaman. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Gençliğinde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olma. Gonca, neymiş bu acil olan şey? Tatlım bak şimdi sen anlarsın bu işlerden. Biz karar veremedik. Şu duvarlara bir baksana. Böyle mi kalsın yoksa değiştirelim mi? Bu muydu acil olan şey? Aa, öyle deme Aslı lütfen. Bu çok acil bir şey. Çok önemli bir şey. Çünkü boyacı bizden haber bekliyor bugün. Yani... Aslı, şey diyeceğim. Peki bu ben seni fikir almak istiyorum. Efendim? Gonca, Aslı yanımda mı? Evet, evet burada. Süper. Ben hazır sayılırım. Gelebilirsiniz. Tamam, çıkıyoruz o zaman biz de. Aslı ya, sence ben yapabilir miyim?
Yaparsın tabii ya. İyi, o zaman sen bana öğretirsin değil mi? Öğretirim. Hadi ya, bu kadar çalışma yeter. Dışarı çıkalım da bir şeyler yiyelim. Yok, ben aç değilim. Eve gideceğim ben. Siz gidin yiyin. Ya hadi ama Aslı ya, kırma. Ya evet Aslı, kırma bizi. Hadi ya. Hadi gidelim. Ya, hadi, hadi. Ay beni buraya apar topar çağırıyorsunuz. Ama sonra buradan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ben anlamadım ne yapmaya çalışıyorum. Neden bunu yaptın? Aslı bana kızma. Ama Burak'ı dinlemen gerekiyor. Bana neden böyle davrandığını biliyorum. Gonca bana her şeyi anlattı. Bunu anlatması için ben zorladım. Ortada büyük bir yanlış anlama var Aslı. Ben seni üzecek, kıracak hiçbir şey yapmadım. Yaptın Burak. O yüzden daha fazla konuşmamıza gerek yok. Sana Çağla'yla mutluluklar dilerim. Aslı. Bak, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bana inan. Peki bu nasıl görünüyor Burak? Ha? Çağla bana tuzak kurdu. Nasıl göründüğünü ben de biliyorum. Ama inan, ben bir şey yapmadım. Artık bana açıklama yapmak zorunda değilsin Burak. Aslı gitme. Aslı! Seni hiç tanımasaydım. Senin yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Gururumu, haysiyetimi ayaklarımın altına aldım. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. O beni aşağılarken bile sustum. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü onun sana ait olduğunu bildiğim için kendimi suçlu hissettim. Fotoğraflarda da yanılmadığımı gördüm. Yeter artık Burak. Şu dakikadan sonra hiç kimse benden susmamı beklemesin. Ben de susmanı istemiyorum zaten. Ama yine de beni bir kere dinle. Ben sana o yemeği söyleyecektim. Bunun için Goncalara geldim. Yoktun. Volkanlarda kaldığını öğrendim. Daha sonra oraya geldim. Uyumuştun. Anlıyor musun şimdi beni? Bak. Çağla gitgide çok kötü olmaya başladı. O akşam özellikle sarhoş numarası yapmış. Onu düşerken tuttum sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Bana bak Aslı. Bana bak. Seni ne kadar sevdiğimi görmüyor musun? Niye sana bu kadar yalvarayım? Lütfen artık benim sevgime inan. Biz birbirimize güvenirsek eğer, herkesle başa çıkabiliriz.
Yoksa bu aşka yazık olacak. Beğendin mi aşk? Burak çok güzel. Tıpkı hayalimdeki gibi. Sen nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi bilirim. Hadi gel. Hadi gel. Her şey çok güzel. Tıpkı rüya gibi. İşte bunu yapmak, ilişkimizi rüyaya çevirmek bizim elimizde. Kabusa dönüştürmeyelim. Ben her şeyi göze aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım. Konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak, lütfen. Annem orada. Ah Aslı. Seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam... sadece sana olan sevgimden... senin de, annenin de üzülmesine asla izin vermem. Hazırım Burak. Çok mutlu olacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Aşkım, sen ailene söylediğinde ilk tepki gösterecekleri insan annem olacak. O yüzden biraz sabretmemiz lazım. Onun ilk benden duymasını istiyorum. Hem ailem beni istemeyecek. Her iki senin için akıllarında başka biri varken. Annemin kırılmasını istemiyorum. O yüzden her şeye hazırlıklı olmalıyız. Bunların hepsi zamanla düzelecek. Sana olan aşkımı herkes anlayacak. Ve eminim ki ailem seni tanıdıkça çok sevecek. Tabii başka bir şey de var. Babam daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Biraz bekleyelim, iyi olduğundan emin olalım. Ben babana bir şey oldu diye o kadar çok korktum ki. İşte ben senin bu hassas, düşünceli kalbine aşığım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun canım. Biraz daha bekleyin.